Muhabbet Kuşum kanalından herkese merhaba. Muhabbet kuşlarının rutinlerinden biri banyo yapmaktır. Yıkanmak ve su ile temas diğer tüm kuşlar gibi muhabbet kuşlarının da en keyif aldıkları etkinliklerden biridir. Bu videomuzda muhabbet kuşu nasıl yıkanır, muhabbet kuşları neden yıkanmalıdır gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. İyi seyirler. Muhabbet kuşlarının rutinlerinden biri banyo yapmaktır. Yıkanmak ve su ile temas diğer tüm kuşlar gibi muhabbet kuşlarının da en keyif aldıkları etkinliklerden biridir. Yani bu sevimli kuşlar sizin onu teşvik etmenize gerek kalmaksızın banyo yapmaya gönüllü olacaklardır. Suya kendileri girmek isteyecek ve suyu gördükleri anda kanatlarını açarak suyun ulaşması en zor yerlerine ulaşmasını sağlayıp tüylerinin her yanını temizlemesi için çalışacaklardır. Dolayısıyla bir muhabbet kuşunu yıkamak kuş sahipleri için çok da zor değildir. Peki muhabbet kuşu neden yıkanmalıdır? Banyo yapmak muhabbet kuşları için bir yandan çok zevk aldıkları bir hobi, bir yandan da içgüdüsel olarak gerçekleştirdikleri bir eylemdir. Buradan hareketle muhabbet kuşlarının sadece oyun oynamak için banyo yapmaya hazır oldukları söylenemez. Bu kuşlar kirlendiklerinin de farkındadırlar. Özellikle deri hastalıklarına karşı çok hassas olan bu kuşların tüyleri ile derilerinin temiz kalması, sağlıklı olmaları ve uzun bir ömür geçirmeleri için gereklidir. Yem artıkları ve bulundukları mekandaki tozlar yüzünden tüylerinin arasında kir birikmemesi için muhabbet kuşlarının mutlaka belirli aralıklarla yıkanması gerekir. Kuşların banyo yapma zorunluluğunun olmasının bir diğer nedeni de derilerinin neme ihtiyaç duymasıdır ki eğer muhabbet kuşunun yaşadığı ortamda yeterince nem yoksa kuşunuz yıkanmaya çok daha istekli olduğunu göreceksiniz. Peki muhabbet kuşlarını yıkama yöntemleri nelerdir? Muhabbet kuşları banyo yapmaya istekli canlılar olduklarından bu konuda sahiplerine çok zorluk çıkarmazlar. Onları yıkamak için birkaç basit yöntem kullanmak mümkündür. Kuşunuzun kafesine asacağınız kuş banyosu çeşitleri size bu konuda yardımcı olacaktır. Kanatlı dostunuzun ihtiyaç duyduğu her an banyo kabının içine girerek yıkanacak ve kirlerinden arınacaktır. Fakat soğuk aylarda kendini koruması ve üşütmemesi için ona kapalı kuş banyosu da almanız gerekebilir. Kuş banyosu kullanırken suyun oda sıcaklığında olmasına ve hijyene dikkat etmeli, kuş bir kez yıkandıktan sonra banyo kabı temizlenmelidir. Muhabbet kuşu kafeslerinin vazgeçilmez parçası olan kuş banyoları, kuşunuzun genel temizliği için idealdir. Fakat daha ayrıntılı bir temizlik için kuşların ılık su ile duş başlığı altında yıkanmaları da önerilebilir. Bu yöntem özellikle yavru kuşlar için tehlikeli olacaktır. Siz başından aşağı akan suyun tazyiğini ayarlayamazsanız kuşu korkutabilirsiniz. Ayrıca kuşunuzun ağzına su kaçabilir ve onu strese sokabilirsiniz. Kuşlar için stres ölümcül sonuçlar doğurur. Bu nedenle muhabbet kuşunuzu yıkamak için kuş banyolarının yanında püskürtme yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu yöntemde içi ılık su dolu olan bir aparattan azar azar kuşunuza su püskürtebilirsiniz. Kuşunuz bu yıkanma yönteminden çok hoşlanacak ve bunu bir oyun olarak algılayacaktır. Kuş banyo yaptıktan sonra atlamamanız gereken ise kurulanıp kurulanmadığına dikkat etmektir. Kuşlar kesinlikle saç kurutma makinesi gibi hava püskürten aletlerle kurutulmamalıdır. Burada size düşen banyo sonrasında kuşunuzu sıcak bir mekana almak ve esintili yerlerden uzak tutarak kendi kendine kurumasını beklemektir. Son olarak muhabbet kuşlarının yıkanma sıklığının belirlenmesi gerekir. Muhabbet kuşları genellikle haftada bir yıkanırlar. Siz de 15 günde bir ona su püskürterek yıkanmasına yardımcı olabilirsiniz. Kış aylarında ise bu süreyi ayda bire çıkarmanızı öneririz. Evet dostlar, minik dostlarımızın banyo keyfinden bahsettiğimiz bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bol muhabbetli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.